Peki, şimdi de ons altın tarafına bakalım. Ons altın Mayıs ayını pozitif tarafta tamamlamaya hazırlanıyor. Böylelikle 4 aydır da aralıksız yükseliş göstermiş olacak. Yılbaşından bu yana getirisi ise %14 civarında. Ons altın tarafında Haziran ayı özelinde nedir beklentiniz? Bir de şeye ekleyeyim. Yıl sonu beklentinizi ons altın tarafında revize ettiniz mi acaba? Evet, aslında ons altın son dönemde jeopolitik gelişmeler kaynaklı yeni rekor seviyelerini test etti. İşte 2450 seviyesine kadar yukarı yönlü ivmelenmesinin aslında en önemli etkilerinden bir tanesi İsrail ile Hamas arasında, hatta bir ara İsrail ile İran arasında yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanmıştı. Bu paralelde de yani baktığımız zaman şu anda Fed tarafında hala faizlerin uzun bir süre daha yüksek kalması beklentisine dahi yani ons altın tarafında yukarı yönlü ivmelenme korunuyor. Evet, son geçtiğimiz haftadan bu yana bir nevi değer kaybı var ama bence hala olması gereken seviyelerinin biraz daha üstündeki burada jeopolitik gelişmelerin önemli bir şekilde fiyatlandığını söyleyebilirim. Şu durum oldukça önemli olacak. Evet, Fed şu an için benim beklentim Eylül ayında ilk faiz indirimi gerçekleştirmesi yönünde. Bu sürece doğru yaklaştıkça yani Haziran, Temmuz ayına doğru yaklaştıkça biz ons altın tarafında yeni rekor seviyeleri görebileceğimizi düşünüyorum ben. Burada yatırımcılar için de tabii ki şöyle bir görünüm çizdim ben. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için zaten 2360 ila 2325 seviyesi arasındaki dar banttaki hareket oldukça önemli. Özellikle son yaklaşık kaç ay 2-3 haftalık süreçte bu bant arasında sürekli olarak yukarı yönlü hareket oluyor. Ama eğer fiziki olarak yatırımcılar portföylerine altın eklemek istiyorlarsa burada özellikle benim direkt olarak bakmış olduğum nokta 2310 seviyesi. Yani burada dolar TL tarafıyla bir fiyatlama yaptığımız zaman da gram altına denk gelen nokta 2380 seviyesi. Eğer biz 2380 seviyesine kadar bir geri çekilme görürsek buralardan kademeli olarak maliyetlenme yapılabilir. Daha da altı işte atıyorum Fed tarafında işler yolundan çıktı işte biz ilk faiz indirimini 2025'te fiyatlıyoruz dediğimiz zaman veya jeopolitik taraftaki bütün riskler bertaraf edilip artık piyasada güllük gülistanlık bir havaya bürünüldüğü zaman 2220 ons seviyesine kadar bir geri çekilme görürsek de bu sefer 2300 aslında gram altın TL tarafındaki önemli bir destek. Yani şöyle biraz daha toparlamakta fayda var. Eğer gram altın tarafında 2380 veya 2300 seviyelerine doğru geri çekilmeler tepki alımı olarak değerlendirilebilir. Daha yukarı yönlü hareketlerde ise tepki satışlarını görebileceğimiz, kar realizasyonları yapabileceğimiz noktalar 2540 ila 2975 seviyeler arası. Ons altın tarafında bakmak gerekirse ise 2300 seviyesi takip ettiğimiz önemli bir direnç destek noktası. Daha da geri çekilmelerde 2220, yukarı yönlü hareketlerde ise tepki satışlarını görebileceğimiz noktalar arasında 2450 ila 2875 seviyesi var ki aslında burada da son sorunuza geliyorum. Benim yıl sonunda ons altın tarafında beklemiş olduğum en önemli seviyelerden bir tanesi de 2875 seviyesi. Her ne kadar bu seviyede tamamlamasını beklemesem de 2024 yılında 2024 yılında en yüksek seviye olarak bu seviyenin test edilmesini beklediğimi söyleyebilirim.